1936. Bakın artık hastalığı falan da Mustafa Kemal'in ilerliyor. Yıl 1936. Florya Köşkü'ndedir Mustafa Kemal. Canı sıkılır. Arkadaşı Nuri Jonker'e der ki, Nuri, senin İstanbul'da üstü açık arabası olan bir arkadaşın var. Arabayı getirtsene, köşkten kaçalım. O da der, Atatürk delirdin mi sen? Nasıl kaçacağız? Sen Atatürk'sün ya. Sen de merak etme, ben onun yöntemini bulacağım. Neyse, arkadaşı gelir. Mustafa Kemal der ki, şimdi getirt arkadaşını buraya. Getirir. Onun kasketini ve ceketini de alır. Emir subayına der ki, Jonker gidiyor. Onu yolcu edelim. Çıkarlar. Koridora geldiğinde Emir subayına geri döner, der ki, akşam şu kitabımı okuyacağım. Git kitaplıktan benim kitabımı al getir, şuraya koy. Masama koy. Tabii o gidince hemen kıyafeti değiştirir. Hadi Nuri, fırla çıkıyoruz der. Tabii hiç kimse anlayamaz. Ne nöbetçi ne kimse. Ters değiştirirler. Sanır ki o gelen adamdır bu. Nuri Jonker'i nasıl tanıyorlar, gider. Ve bunlar çıkarlar Florya Köşkü'nden. Nuri Jonker otomobili kullanmakta. Tahminim, anlatılan hatırattan tahminim, Büyükçekmece civarına gelir. Muhtemeldir ki Tepecik Köyü falan olması lazım. Bir bakar ki köylünün birisi orada toprak sürüyor. Fakat feci bir manzara var. Tek öküzü var adamın. Öbür taraf boş. Mustafa Kemal der, dur. Durdurur otomobil. Gider şeye, tarlaya. Seslenir ona. Köylünün biraz da canı sıkılır. Çünkü güneş batmak üzeredir. Gelir yanına. Buyur beyim, ne istersin? Ne istiyorsun der. Sigara içer misin? Köylü, içerim der. Mustafa Kemal sigara çıkarır. Köylü de çakmağını alır. Köylüyle konuşmaya başlarlar. Köylü ona, problem nedir der. Niye bir tane öküzün var senin? Öbür öküzün nerede? Der ki, vergi memurları aldı. Nasıl vergi memurları aldı? Senin üretim aracın aldılar. Muhtara gitseydin, muhtardan habersiz gelir mi der. E kaymakama gitseydin, ya beyim sen de çok safsın. Kaymakam onu göndermedi mi der. Ve devam eder bu böyle. Mustafa Kemal biraz daha konuşur. Müthiş canı sıkılır. Müthiş canı sıkılır. Nuri Jonker'e gidelim dedikten sonra, keyfim kaçtı, geri dön köşke der. Gelir. Nuri der ki, Nuri, İstanbul'da git der köylüye, köşke getir. Emir subayına da emir verir. Başbakan İsmet İnönü dahil olmak üzere ne kadar bakan var, vali varsa sofraya getir bana der Mustafa Kemal. Onlar sofraya gelir, millete aynen şunu söyler sofradakilerine. Der ki Mustafa Kemal, az sonra buraya efendimiz gelecek. Tabii herkes birbirine bakar çünkü milletin efendileri ordudur. Herkese göre efendisi onlar. Kimdir, kimdir bu diye. Ve Nuri Jonker gider, çok büyük zorluklarla razı eder. O çok uzun bir öyküdür o. Razı eder, getirir adamcağız, neye uğradığını anlar ki, eyvah ben nereye geldim diye, ne alt edeceğim. Mustafa Kemal, Emir subayıyla Nuri Jonker koltuklamışlardır. Bunu getirir oturturlar Mustafa Kemal'in karşısına. Der ki, Hüseyin ağa, ben seni çok sevdim çünkü sen bugün dobra dobur konuştun. Şimdi sana aynı soruları soracağım. Sen buradaki zevatın karşısında aynı cevapları vereceksin bana. Başlar Mustafa Kemal. Senin der niye tek öküzün vardı? Vergi memurları aldı Atatürk der. Hep Atatürk diye hitap edilir ona. Halkı ona hep Atatürk diye hitap etmiştir. Atatürk der buna, ya da Gazi Paşam demişlerdir. İkisinden birisidir halkın hitabı. Vergi muhtara gitseydin der, zaten muhtarla birlikte geldiler. Kaymakama gitseydin şöyle bir gözünü çevirir. Kaymakam yok, nasılsa meydan rahat. E kaymakamdan bilgisiz gelir mi? Emri o verdi der. Mustafa Kemal, peki vali orada duruyordu. Valiye gitseydin. Hüseyin ağa şöyle masaya bir bakar. Vali orada, ne yapacak şimdi? Kıvırmaya başlar. Mustafa Kemal der, dur politika yapma, hiç kıvırma. Söylediğin lafı söyle. Ya beyim der, bizim köylük yerde kulağı az işitenlere sağır deriz biz der. Vali sağır. İsmet İnönü kahkaha atar. Çünkü vali üstünde adam nefret etmektedir Atatürk'ün adamı diye. Mustafa Kemal tabii içinden gülümser. Sıra sana gelecek başbakan, sabret diye. Der ki, iyi güzel, vali madem derdine çare olmuyor, sağır, duymuyor seni. E başbakan ne güne duruyor? Bu işte İsmet Paşa'mı kimse tanımaz mı? İşte kahraman mı? Bırak bu palavraları der. Bana söylediğini söyle. Bakar ki kıvıracak yeri yoktur. E beyim der, biz cehalette bulunduk, köylüyüz. E onun içinde dedim ki, o da sağırın sağırı, beni duyar mı hiç? Tabii herkes bir kahkaha atar. İsmet Paşa kıpkırmızı yere bakar. E peki der. Ben sana sordum. Madem ki reisi cumhur Atatürk'e gelseydin. Der ki, Hüseyin ağa, Gazi Paşa'm, öldürsen de beni, senle ilgili söylediklerimi sana söylemem. Çok zorlar. Mümkün değil, söylemem der. Peki der.
Ben söyleyeyim. Bana dedi ki Gazi Paşa'ya nasıl başvurayım ben? O burada yemekten, işretten, içmekten bizi gözü mü görür? Der. Bak bana böyle dedi der. Bütün hepsine, bakanlar, başbakan, herkes orada. Beni milletime böyle tanıtıyorsunuz. Bak bakalım der, ne söylüyorsunuz? Onun üzerine geri döner. Sen içmez misin Hüseyin Ağa der. Kim bulur da içmez deyince doldurur rakıyı, çeker Hüseyin Ağa kafayı, terbiyeli edepli bir daha çeker. Sonra müsaade ister gider. Ondan sonra Mustafa Kemal döner o gruba. Bakın çok kısaca. Der ki Mustafa Kemal, Atatürk işi içkiye vurmuş, sarhoşun biri demesine getirdin ya, fazla üstelemeyeyim. Şimdi bak beni dinle Halil Ağa. Seni bu kadar üzüşümün nedeni şunu anlatmak içindi. Şu gördüğün altı bey hükümet, yani biri başbakan ötekileri de bakan. Yurda göz kulak olacak, işleri evirip çevirecekler diye bu makama getirilmişler. Bir yasa gerekti mi bu baylar hem sıvanırlar, hemen sıvanırlar. İsviçre'den mi, İtalya'dan mı, Fransa'dan mı, velhasıl neredense bir yasa oluştururlar. Türkçe'ye çevirtirler. Sonra basıp imzayı gönderirler Büyük Millet Meclisi'ne. Büyük Millet Meclisi dediğimde şu altı baştan senin yanına kadar olan baylar. Yasa gelir bunlara. Bunlar da hükümet elbette incelemiş, gereğini düşünmüştür. Benim ayrıca zorlanmama gerek yok diye kaldırır parmaklarını. Olur sana bir yasa. Ama sonra bir vergi memuru gelir. Halil Ağa'nın öküzünü çeker satar vergi borcundan. Halil Ağa da tarlasını bir yandan merkep, bir yanda öküz. Irgalana ırgalana sürmeye çalışır ama üretim düşermiş. Ekin zorlaşırmış, kimin umurunda? Sonra ben bunları görürüm, içim kan ağlar, işitirim, yaslanırım. Hakça söyle bakalım şimdi Halil Ağa. Sen benim yerimde olsan, efkar dağıtmak için, bunları bu beylerle oturup konuşmak için içmez misin? Diye devam eder. Halil Ağa yolcu olduktan sonra geri döner, der ki İsmet Paşa'ya, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi. Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? O da işte paşam da işte şuydu buydu diye yeniden gözden geçiririz de bilmem neydi. 1930'dan devrimler nereye kadar geldi? Dikkat edin. Devrimler 30'a kadar sosyal yaşam alanımızı ilgilendiren devrimleri tamamlamıştı. Neyi yaptı Gazi? 34-35 kadın hakları. Kadın hakları devrimi. Şimdi bu söyleyeceğime lütfen herkes dikkat etsin. Ben gerçek bir İslam müminiyim diyenler de sözümden alınmasınlar. Bakın. Mustafa Kemal niye İslam peygamberi Muhammed'e çok hayran? Çünkü Muhammed İslam dünyasının en önemli devrimcisi. Yaptığı en önemli devrimlerden birisi nedir? Kadını insan yerine koymaktır. Yani sonsuz, sınırsız sayıda alınan kadını dörde düşürmüştür. Kız çocuklarının toprağa diri diri gömülmesini engellemiştir. Kadına verasetten pay çıkartmıştır. Ama dikkat edin, İslam peygamberi kadını dörtle sınırlayabilmiştir. Peki aynı İslam dünyasında Gazi Mustafa Kemal denilen devrimci ne yaptı? O kadını birle sınırladı. Buna herkesin dikkat etmesini özellikle istirham ediyorum. Aynı Gazi İsviçre bile 1950'de kadına seçme seçilme hakkını vermişken 34-35'te vermedi mi onu? Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın kaç yılında seçme seçilme hakkını aldı? Bugün demokrasinin, sosyal demokrasinin en önemli aktörleri diye görülen İsveç ve Norveç'te kaç yılında alındı? Yani geri dönsün herkes baksın. İşte verilecek çok örnek var.